Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda gene altın, dolar ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. Bizler için altın, dolar ve gümüş de kritik seviyeleri sizlerle birlikte burada bulmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Evet geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal'ın konuşmaları vardı arkadaşlar. Bu konuşmalara göre Merkez Bankası Başkanı Ağbal özellikle piyasadaki enflasyona değindi. Bu enflasyonist piyasadaki düzenin kurlardan kaynaklı olduğunu ve Merkez Bankası olarak da her türlü tedbirin alınacağını, enflasyonu tekrardan tek haneli seviyelere düşürebilmek için Merkez Bankası'nın yoğun çalışacağı şeklinde görüşlerini bildirdi. Bizler için burada dolar tarafındaki arkadaşlar için öncelikle parasal kısıtlama arkadaşlar, sıkılaştırma yani Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikasına devam edeceği, piyasayı tekrardan gene haftalık repo faizleri üzerinden fonlayacağı. Bunların neticesinde de arkadaşlar piyasalarda 24 Aralık'ta Merkez Bankası toplantısında Merkez Bankası'nın tekrardan 100-150 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönünde piyasa bu kanıya vardı arkadaşlar. Yani bu ayın 24'ündeki para politikaları kurulunda Merkez Bankası'nın tekrardan 100-150 bas puanlık bir faiz artırımına gidebileceği yönündeki düşünceler ağır bastı. Şimdi bizler kurlara baktığımız zaman özellikle bizler için şuradaki 7.71 desteği önemli dedik arkadaşlar. 7.80 desteğinin kırılmasıyla ve buradaki 7.80 kırılıp 7.71-7.75 aralığında dolar-tl kurunun hareketlerini görmekteyiz. 7.71 seviyesindeki kur bu hafta özellikle bizlerin takip etmesi gereken önemli bir destek haline geldi. Özellikle de çizdiğimiz kanalın alt seviyelerinden geçen bu 7.71 desteği dolar-tl kurunu takip eden arkadaşlar için önemli olacak arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz üçgenimizin dip kısmı, özellikle de kanalımızın dip kısmı buradaki 7.71 seviyesinden geçmekte. Bu 7.71 destek aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe arkadaşlar bizim dolar-tl kurunda özellikle de panik yapmamıza gerek yok. Burayı takipte kalacağız. Buradaki 7.71 seviyesini. Olur da 7.71 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar bu sefer 7.64 ve 7.50 seviyelerindeki destekler tekrardan gündeme gelebilir. Fakat ilk etapta buradaki 7.71 kuvvetli destek bölgesi dolar-tl kurundaki arkadaşların takip edeceği önemli destekler halinde. Şuradan geçen bakın arkadaşlar 7.71 desteği kuvvetli bir destek ve bu destek kırılmadığı müddetçe dolarda tekrardan yukarı yönlü ataklar görmemiz mümkün. Fakat 7.71 kırılırsa bu sefer de 7.64 ve 7.60 seviyelerine doğru tekrardan dolar-tl kurunda aşağı yönlü hareketlerde görebiliriz arkadaşlar. O yüzden dolar-tl kurundaki arkadaşlar dikkatli olsun. Peki 7.71 kırılmaz buradan tekrardan yukarı yönlü faiz gününe doğru bir ataklarda olabilirse arkadaşlar o zaman tekrardan 7.92 seviyelerini doğru zorlayan bir dolar-tl kuru tekrardan görebiliriz. Fakat stokastik indikatörümüze baktığımızda tekrardan bir sat sinyali bize verdi arkadaşlar. 7.71 seviyesi özellikle dolar-tl kurundaki arkadaşların dikkatle takip etmesi gereken bir destek konumuna geçmiş durumda. Altın tarafına da bakalım hemen. Altında bizler için kritik öneme sahip olabilecek seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Şu an 1877 seviyelerinde seyreden altın ons. Evet, altında formasyonlar olduğunu son videomuzda sizlere uyarı şeklinde bildirmiştim. Ve burada güzel bir yukarı yönlü patlamalar da altında gördük arkadaşlar. Özellikle 1862 şu seviye çok önemli. Bu seviye üzerinde kalışlar altının onsu için yukarı yönlü hareketlerin tekrardan yukarı yönlü hızlanmasını sağlayacaktır. Bunun üzerinde 1886 direnci ve bir üstünde de 1900 dirençleri takip edilmesi gereken önemli dirençler halinde gözükmekte. 1862 çok önemli arkadaşlar. 1862 üzeri altın olsun tekrardan yolunu 1900'lü seviyelere doğru çevirmesinin
en temel sebebi olacaktır. Son videolarımızda söylediğimiz 1817 çok önemli destek yerimiz dedik ve bu destek seviyemiz yukarı yönlü çalıştı. Şimdi bizlerin takipte olması gereken 1862 altına altın ons inip inmeyeceği, inmezse yönümüz 1886 ve 1900 civarlarına doğru altın onsu yukarı yönlü götürecektir arkadaşlar. Hemen gram altına da bakalım. Gram altın bekleyen arkadaşlar da var. Gram altında gene bizler için şu an 467 seviyelerde seyrediyoruz. 467 şu an çok önemli arkadaşlar. 467 üzerinde tutunma sağladığımız vakit, bakın şuradaki 467 seviyesi üzerinde tutunmalara devam ettiğimiz vakit, yukarıda ilk etapta 474 ve onun üzerinde bizim ana hedef bölgemiz olan 478 seviyesine doğru gram altını ons bazlı yukarı yönlü taşıyabilir. Olumsuz durumlarda 467'yi eğer kıramazsak arkadaşlar, bu sefer de 463 ve 461 seviyeleri, 461 kuvvetli destek bölgemiz ve 461 seviyelerindeki destek noktaları dikkatle takip edeceğimiz seviyeler şeklinde olacaktır arkadaşlar. İlk etapta dediğim gibi 467 üzerinde kalıcılık, 474 ve onun üzerinde 478'li seviyeleri bize gram altında getirebilir. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüş de bizler için önemli olacak seviyeler. Gümüş ve altında biliyorsunuz tavsiyelerimiz vardı. Evet, gümüş de şu an ons bazında çok güzel seviyelerde. 25, özellikle 25 üstü gümüşte kalıcılık bizim için çok önemliydi ve bu 25.08 üzerinde gümüş ons tutunmasını sağladı. 25.08 üzerinde gümüşün onsunda arkadaşlar hedef ilk etapta 26 dolarlar seviyesi. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Evet, gümüş gramı da hemen gümüş ons grafiği üzerinde değerlendirelim arkadaşlar. Gümüşte de beklediğimiz 6.26 üzerindeki patlamalar gerçekleşmiş durumda. Bizler için en kritik şuradaki 6.26'dan geçen destekti arkadaşlar. Ve bu destek üzerinde gümüşün gramı tutunmasını başardı. Şimdi gümüş gramda en önemli direnç 6.52 direnci olacak arkadaşlar. Bu direnci takip edeceğiz. Bu direnç eğer yukarı yönlü aşılabilirse de gümüşün gramında arkadaşlar ana hedef bölgesi 7.11'li seviyelere doğru yönünü çevirecektir. FED'den gelen altınla ilgili biliyorsunuz teşvik paketiyle ilgili önemli açıklamalar ve ipuçları da gelmiş durumda. Bunlar altını ve gümüşü hareketlendiren açıklamalar oldu. FED Başkanı'nın yapmış olduğu bu açıklamaların neticesinde altın ve gümüş yukarı yönlü hareketlerine hız kazandı. Altın ve gümüşteki arkadaşlar için son videomuzda böyle bir zaten grafiksel olarak da formasyonlar olarak da bir patlama beklediğimizi belirtmiştik ve ardından 2 gün geçmeden bu patlamalar gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Uygulayan arkadaşların hepsine de çok başarılar diliyorum artık. Hayırlı uğurlu olsun paraları diyelim. Evet, bu esnada evet stokastik indikatörüne de baktığımız zaman günlükte hala al sinyallerinin devam ettiğini yatırım tavsiyesi olmadan sizlere iletiyorum. Verdiğim destek direnç noktalarını bir yere not alıp o şekilde çalışmalarınızı yapın arkadaşlar. Özellikle önemli destek kırılımlarında birer miktar pozisyon azaltıp kısa yönlü aşağı yönden alma yollarına gidilebilir. Fakat çok da uzman değilseniz al sat olaylarına da fazla bulaşmayın arkadaşlar. Şimdilik ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Trendfx alanında tecrübeli yatırım danışmanları ve sorunsuz altyapısıyla yatırımcılarına her konuda yardımcı olarak sizleri piyasada yalnız bırakmıyor. Hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştireceğiniz yatırım ve çekim işlemlerinin yanı sıra bonus kampanyaları, düşük spread oranları, komisyonsuz ürünler ve ücretsiz sinyal analiz desteği sunuyor. Çeşitli yatırım araçları üzerinden yatırım yapmak isterseniz, uluslararası lisans sahibi olan ve global piyasada sıkça kullanılan MetaTrader 4 üzerinden işlem yapma imkanı sunan TrendFX'e aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.